Çuvalların altına bakalım. Gördüğünüz gibi solucanlar geliyorlar, yiyorlar. Diğer tanka bakalım. Bu da gördüğünüz gibi altı dolu. Solucanlar. Yem varsa geliyorlar. Gördüğünüz gibi zor şey değil. Benim tanklar bu İBS tank olarak geçiyor. Su tankları olarak da kullanıyorlar. Çeşitli şekilde üstünü kesiyorsunuz. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Alt kısmında musluk kısmı var. Buraya da isterseniz kap koyabilirsiniz. Sodyum sıvısını almak için. Ben şu anda almıyorum bunları. Ama siz bunları yapabilirsiniz. Zor bir şey değil. Sıvı gübre olarak da onları direkt kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim yerim şu anda solucan ürettiğim yer 4 tankla devam ediyor. Günlük evden çıkanları biriktiriyorum. Ayrıca çaycı arkadaşımdan bahsettiğim posa alıyorum. Onları da getiriyorum sağ olsun. Benim buradaki amacım geri dönüşüme solucanı eklemek, örnek olmak, her zaman eldeki imkanlarla yapılabileceğini göstermek. Amacım bu. Çöp tenekesine gidecek olan bütün atıkları, özellikle evsel ve çevresel atıkların basitçe geri dönüşüme, bahçe toprağına ve onun da meyve sebzeye dönüp özellikle hane halkının ihtiyacını karşılayacak balkon, küçük bahçelerde tarım yapsınlar. Yani çöpe atmasınlar, aile bütçesine katkı olsun. Peki, görüşmek üzere. İyi günler. İnşallah siz de başlarsınız.